devam ediyoruz canlı yayına. Mustafa'ya sürprizimiz var dedik. Daha doğrusu Fatma'nın sürprizi var. Sadece sen mi kendince oyunlar yapacaksın Mustafa? Dün akşam bazı oyunlar çevirdiniz ikiniz. Zeynep Kotattı Mehrican'la beraber kızının katilinin peşine düşmek yerine Zeynep Kotattı Mehrican'la sevgilinle beraber kendince zekice planlar kurdunuz. Ama planlarınız suya düştü. Bütün gelişmelerden haberdar edeceğiz sizi sevgili seyirciler. Tüm bunları neden yapıyoruz? Çünkü Mustafa, tüm bu gelişmeleri neden ekranlarınıza getiriyoruz? Çünkü Mustafa hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde cinayetin ortaya çıkması, cinayetle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor açık ve net. Kendince zekice planlar yapıyor. Mehrican'ın da yerinde tutmaya devam ediyor açık ve net. Hani? Katilin peşinde değil çünkü katili biliyor. Belki katil yanı başında bilmiyorum. Ama katili çok iyi bildiği için o katilin adalet önünde hesap vermesini istemiyor. Açık ve net. Mustafa, oyunlar yapıyorsun ama kardeşim gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu var. Kızının katili o ceset bulunmasa da, tamam mı, kemikleri bulunmasa da, bak kızının kemiklerinden bahsediyorum. Hiç mi rahatsız olmuyorsun ya? Hiç mi rahatsız olmuyorsun da Zeynep Kodatlı Mehrican'la beraber oyunlar yapıyorsun sen? Bak şimdi sana Fatma'nın sürprizini açıklayalım. Fatma, sen savcılığa gittin ve orada şikayetçi oldun. Aynen. O anları bir ekranlara getirelim lütfen, sonra açıklayacağız hepsini. Kızlarının soy ismini de mi değiştireceksin? Değiştireceğim Didem Hanım. Niye 10 yıl boyunca sessizliğini korudu? Kendisi bildiği için Didem Hanım. Ne olduğunu bildiği için. Fatma Erdem, Mustafa Erdem'den şikayetçi olmak adına avukatımız Tunca Töker'le birlikte Küçükçekmece Adalet Sarayı'na geldi. Stüdyodan kaç gidip adaletten kaçabileceksin? Stüdyoda da Didem Hanım'a söyleyeceğim neden şikayetçi oldum. Tunca Hanım'la beraber sen sürprizini söyle Mustafa'ya. Niye şikayetçi gittiniz? Şikayetçi oldum. Beni her filmi açıkladığı için yani. Neyi açıkladığı için? Fotoğrafları yayınladığı için. Yani şikayetçi oldum. Yani Mustafa geldiği günden itibaren hep böyle, hep bundan bahsetti. Aynen. Fatma beni aldattı gitti. Başka erkeklerde olup da bende olmayan ne var dedi. Sürekli Fatma'nın başka erkeklerde ne bulduğunun peşine düştü. Asla ve asla ama asla. Şükür'le ilgili tek bir soru. Aynen. Sen biliyorsun konuş, sen biliyorsun konuş. Fatma'nın konuşmasını bekledi. Fatma'nın ne kadar neyi bildiğini ölçmeye, tartmaya çalıştı. Hep görüntülerden bahsetti. Görüntüler, görüntüler. Ya Fatma orada bir hata yapmış, evet, ama o Fatma'nın mahremi ve özeli. Onların hepsini ama hepsini çocuklarına da göstermiş sevgili izleyiciler. Bütün köye dağıtmış, herkese dağıtmış. Bunu bir de utanmadan kendi ağzına, bakın yayında nasıl itiraf etmişti. Buyurun. Sen savcıya gidip. Gittim savcıya. Hı hı. Eşinin bazı uygunsuz fotoğraflarını gösterip, videolarını gösterip. Çocuğu sayın savcıya ne dedi? Savcıya ne dedim? Çocuğu bu dedim, bak dedim, benim kızım üstünden beni tehdit ediyor. Hı. Ben böyle böyle videolarını yakaladım. Videolarını da savcı beye gösterdim. Hı hı. Bu konuda dedim beni tehdit ediyor. Seni neden suçluyor katil olmakla? Benim bu videoları ben çünkü göstermediğim adam kalmadı. Bunu sosyal medyada yayınlayacağım bunların. Ya kadının bu görüntülerini, yani müstehcen görüntülerini. Ceza alacağım, bilsem bunların hepsini sosyal medyada atacağım. Olur mu canım, atacağım. Ne alakası var? Teyzelerine, teyzelerine, emirlerine, kardeşine arasında gösterdim. Yolladı. Savcıya gittiğinde, başsavcıya gittiğinde ne sordun ona, o sana ne söyledi? Ben ona dedim ki direktman vardım, dedim Mehmet Savcı'm durum böyle böyle. Hmm. Bak bu videoların hepsinde, yazışmaların hepsinde gösterdim. Sen eşin seni aldattıktan sonra bazı görüntüler yakalıyorsun. Tamam. Eşinin bazı, Fatma'nın bazı videolarını, tamam, görüntülerini yakalıyorsun. Tamam. Sonra uygunsuz görüntüleri Meryem'e gönderiyorsun, bir kadına. Bir tek Meryem'e değil. Ama ben Meryem'le ilgileniyorum. Şu an konumu Meryem. Anasına da attım, teyzesine de attım, dayısına da attım. Hepsini attım dedim onu. Attım amcan kızın yani durumlarını gör dedim. Meryem, Fatma'nın o görüntülerini. Onları bana niye at dedi? Halama gönderen diye attı. Dedi. Ben de onun için gönderdim onu.
Yani bir de kendisi bunu itiraf ediyor. Bu büyük büyük bir suç zaten. Yani Tunca Hanım orada da söylüyor. Yani tabii kadınların korkmaması gerekiyor. Tam önemli. Tunca Hanım da bana şey söyler misiniz? Bunun cezası ne? Bunun cezası her bir fiil için en az 5 yıldan başlıyor. Güzel. Bu kadar kişiye yaydığı için de benim tahminim en az 150 yılla yargılanacak. Hadi bakalım. Oh. 150 yılla yargılanacağın bir davayla daha karşı karşıya kalıyorsun Mustafa. Ağzını gere gere konuşsun. Gözün aydın. Başka sürprizlerimiz de var sana biz. Ya biz sana sürpriz yapmayı çok seviyoruz Mustafa. Sen de zekice planlar yapıyorsun ya. Ben hastayım o planlara. He? Zeynep Kotat'ın Behlican'la beraber yaptığım planları birazdan açıklayacağım. Ne oldu? Bana da selam göndermişsin bir fotoğrafla beraber. Ben de sana selam göndereceğim bütün bu yayına. Yani gerçekler ortaya çıkıncaya kadar, soruşturma tamamlanıncaya kadar sana selam göndermeye devam edeceğim Mustafa Efendi. Karşılıklı selamlaşalım bakalım nereye. Ama bak hala şunu söylüyorum. Burası gelebilirsin. Kızının katilini birlikte arayabiliriz. Yapabilirsin bunu. Cevap hakkını kullanabilirsin. Ama öyle kesici aletlerle gelip öldüreceğim de zaten bunu burada yapamazsın. Tamam mı kardeşim? Gel kızının katilini ara. Niye sana soru soran bir gazeteciyi öldürmek istiyorsun? Kızının katilini arayan bir anneyi neden öldürmek istiyorsun? Artı başka daha neler, etrafında olan herkesi niye tehdit ediyorsun? Biz senin kızının katilini arıyoruz ya. Başka bir şey yapmıyoruz. Niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Neden bu kadar paniksin? Niye Mehlican'ın eteklerinin altına, böyle kollarının altına saklanıyorsun? Neden? Neden bunları yapıyorsun? Şükür'ü sevdin mi sen ya? Şükür'ü sevdin mi? Kızın hamile olduğunu öğrendiğinde ne yaptın? Babasın ya. Ne yaptın? 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile olduğunu öğrendiğinde 10 yıl boyunca sadece kahrettin değil mi? Ay nasıl babasın ki 10 yıl boyunca kahretmiş. Helal olsun dememizi mi bekliyorsun? Sana alkış mı gönderelim? Ay helal olsun 10 yıl boyunca kahretmişsin Mustafa. Bunu mu yapmamızı bekliyorsun? Bu mudur yani senin babalığın? Böyle şey olamaz. Bir de yani hata yapmış. Doğrulamıyor zaten. Aynen. Hatta ben inanamadım. Fatma o görüntüler, yani bu görüntüler için bize de gönderdi. Sonra ben emin olamadım. Dedim ki ya bu görüntüler bir kadına ait olamaz. Yani bunu Fatma dedi ki evet İdem Hanım ben bir hata yaptım. Bunlar bana ait dedi. Fakat herkese bu görüntüleri göndermiş mi? Kimlere göndermiş? Sen söyle. Yani Meryem'e göndermiş. Meryem zaten kardeşime yolladı. Kardeşim... Ay Meryem de senin Meryem amca kızı Meryem'e bak ya. Kardeşime yolladı. Yani dağıtmadı, kimse kalmadı. Yani, amca kızı Meryem de... Sergiye gelseye kadar göstermiş bak. Yani amca kızı Meryem de Mustafa ile beraber işbirliği yapıyor. Senin bu görüntülerini normalde... Kardeşime yolluyor. Yani kardeş... Ondan sonra kendi de yolluyor. Kendi de yolladı. Kardeşime kendi de yolladı. Hem kardeşiminkini yolladı hem onunkunu yolladı. Meryem bunu neden yapıyor sence? Ya ben kocaya karşı diye intikam mı istiyorum? Başka ne yazıyor? Yani düşmanlık başka bir şey değil. Ben Meryem'in neden yaptığını biliyorum. Biz biliyoruz değil mi Meryem senin bunları neden yaptığını? Biz ikimiz biliyoruz ama söylemeyeceğim şimdi. Bak şimdi söylemeyeceğim ben bunları. Sen Fatma'nın görüntülerini Mustafa ile iş birliği yapıp beraber yaydığın için keşke bunun ismini de dahil etseydiniz. Hemen ek bir başvuru yaparız. Ek bir başvuru yapın. Meryem'in ismini de ayrıca bu şey yapın, dahil edin buna. Tamam. O da yargılansın. Eğer yaptıysa ki belgelenir zaten. Bak hiçbir şekilde sosyal şeyde yani hiçbir iz kaybolmaz. Gönderdiysen sildiğini zannediyorsun ama gönderdiğin net bir şekilde ortaya çıkacak yani. Böyle bir şey olamaz yani gerçekten ya. Sürekli böyle konunun üzerini kapatmaya çalıştı Mustafa. Ya sana lafı başka yere çevirmeye çalıştı. Başka bana atmaya çalıştı yani. Çocuğuyla hiç ilgisi bir şey yok. Yani oyuna, kendince... Milletin kafasına sevgililer attı. Çocuk konuşmadı. Yani kendince sevgili izleyiciler. Yani siz baştan bu yana bunların hepsini bizim inandığımızı düşündünüz. Hayır biz sadece soru sorduk. Kimseye inandığımızı inanmadığımızı açıklamadık. Biz diğer türlü sadece sizin takdirinize, kamuoyunun takdirine bıraktık. Ama Mustafa ısrarla şunu yaptı. Fatma'yı değersizleştirdi. Biraz Fatma da buna yol açacak hareketler de yaptı. Ama Mustafa sürekli Fatma'yı değersizleştirmeye, daha önce işte insanları dolandırdığı iddia edilen, pavyonda çalıştığı söylenen, dolandırıcı olduğu iddia edilen Zeynep'i de yere göğe koyamadı. Zeynep Kotatlı Mehlican'ı. Kendi karısını değersizleştirdi. Çünkü kendi karısı onu katil olmakta suçluyordu. Aynen. Değil mi? Tabii dedim ama. Şimdi...